Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Gördüğünüz gibi önümde patlıcan var. Bugün tencere yemeği yapacağız. Tencere yemeğimiz bu sefer fırını falan hiç açmadan çok güzel karnıyarık yapacağız arkadaşlar. İlk önce hemen şurada belirteyim. Kişi sayısına göre patlıcanlarınızı kullanabilirsiniz. Ben 4 kişi için yapıyorum. 7 tane patlıcan kullanacağım. Patlıcanlarım küçük boy diyebilirim. Öyle orta boydan biraz daha küçük. Patlıcanları öncelikle baş kısımlarını aldım. Alacalı bir şekilde doğruyorum. Tencereye daha rahat sığması için baş kısımlarını almanızı tavsiye ederim. Şu şekilde doğrayıp kenara alıyorum. Tuzlu suda bekleteceğiz ilk önce. Ondan sonra kızartacağız. İç harcını hazırlayıp bir tane tencereyle yemeğimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Hiç fırın falan kullanmaya bile gerek yok. Çok da güzel oluyor. Böyle çok aşırı yağlı da değil. Önce patlıcanları bu şekilde doğrayayım. Ondan sonra tuzlu suya bırakacağım. Bunun üzerine suyu doldurup tuzu da dolduracağım. Bekleteceğim. 15-20 dakikadır patlıcanlar tuzlu suda bekliyordu. Yeterli artık. Karnıyarığı da bu tencerede yapacağım için önce bu tencerede kızartayım. Hiç başka tencereye gerek yok. Hemen bir kere de kızartabileceğim. Ocağın altını yakıp yüksek ayarda, böyle çok aşırı harlı bir ateş değil arkadaşlar. Orta ateşten biraz daha yüksekte ters düz ederek patlıcanları önce kızartacağım. Yağ iyice ısındı arkadaşlar. Güzelce patlıcanları bir havlu kağıtla silip öyle kızartayım, yoksa her yere sıçrar. Ay, elimden fırladı. Yağ yeterli kızartmak için. Karnıyarıkların aralarına böyle patates koyacağım. Bir tane büyüklerinden patatesi de şöyle kızartacağım. Çok değil. Bir tane büyük patates yeterli. Tamamdır. Sadece aralarına koymak için. İstemiyorsanız hiç koymayabilirsiniz. Onları da birlikte kızartayım. Nasıl olsa boşluk var. Kızaranları çeviriyorum. Her bir tarafını ayrı ayrı kızartacağım. Patlıcanları patatesleri çevire çevire kızarttım. Şimdi arka tarafa bir tane havlu kağıt serdim. Onun içerisine alıyorum. Biraz yağları süzülsün. Patatesleri de aynı şekilde çevirdim arkadaşlar. Şimdi arka ocağın altını kapatıyorum. Yeterince kızardı. Gördüğünüz gibi bir su bardağı sıvı yağ koymuştum. Neredeyse yarım su bardağından fazlası duruyor. Şimdi bunu süzdüreceğim. Birazcık dibinde yağ bırakacağım hafif. Böyle kıymayla soğanı kavurmak için. Gene aynı tencereye koyuyorum. Bu yağıyla da kıymamı ve soğanımı kavuracağım. Hemen hemen bir 200 gram kadar kıyma kullanıyorum. Orta yağlı. Böyle çok aşırı derecede kıyma hazırlamanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Kıymayı biraz kavurayım. Hemen ardından soğanları ilave edeceğim. Şimdi tekrar ocağın altını yakayım. Güzelce kıymamı kavurayım. Kıymayı kavurduktan sonra iki tane orta boy kuru soğan ilave ediyorum. Soğanı böyle bol bol daha güzel oluyor. Soğanlar da pembeleşene kadar kavuruyorum.
soğanlar da yeterince kavruldu. Bu kadar kavrulması yeterli. Yarım yemek kaşığı domates salçası ilave edeceğim. Yarım yemek kaşığını da üzerine sos olarak hazırlayacağım. Hemen ardından baharatlarını ilave ediyorum. 2 diş sarımsak, kırmızı toz biber, karabiber ve pul biber ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar. Böyle bir karıştırıyorum. 1 çay kaşığı da tuz. Patlıcanları kızartırken tuz ilavesi yapmadık. Bunları iyice ezerek yediriyorum. Ondan sonra kıyma harcım da hazır. Çok yağlı olmasın arkadaşlar. Bu gayet iyi. Hatta şunu da size göstermek istiyorum. 1 su bardağı sıvı yağ koymuştuk, hatırlıyorsunuz. Bu kadar yağla kızarttık. Çok fazlasıyla böyle kısık ateşte kızartmayın patlıcanlarınızı, yoksa çok yağ çekiyor. Biraz orta ateşten yüksekte kızartıp hemen kızartıp alabilirsiniz. Ve varsa böyle teflon tercih etmenizi tavsiye ederim. Yağı çok fazla çekmemesini sağlıyor. Çelikler biraz daha çok yağ gidiyor. Şimdi bu kıyma harcımı bir kaba boşaltacağım ve bunun içerisine karnıyarıklarımı hazırlayacağım. Artık ocağın altını kapatıyorum, yeterli. Böyle bir tutam da maydanoz ilave ediyorum. Kıyma harcını hemen başka bir kaba alayım, şöyle bir tabağın içerisine. Yıkamaya falan gerek yok. Direkt içerisine şimdi patlıcanlarımı yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirdikten sonra ortadan kesiyorum. Orta kısımlarını bir kaşıkla hafif açıyorum şöyle, bastırarak. Böyle çok aşırı derecede pişmemiş arkadaşlar, tam istediğim gibi. İçi de çok güzel, çiğitli de değil. Hazırladığım kıymayı eşit bir şekilde hepsinin içine yerleştiriyorum. 200 gram kıymayla gördüğünüz gibi böyle bir tencere yemek yapabilirsiniz. Soğanlı birazcık bolca koyarak. Hatta bu kıymayla isterseniz 8 taneye kadar, 9 taneye kadar çıkarabilirsiniz. Şimdi ben bol bol koyacağım içine. Şöyle hafif bastırıyorum. Yaydım. Kıymam da tam yeterli geldi. Çok da güzel oldu. Hemen şöyle aralarına doğru patates koyacağım. Benim çocuklarım maalesef patlıcan yemediği için ben böyle bir şey buldum arkadaşlar. Böyle patates koyarak aralarına. Çünkü yemiyorlar. Böyle bir iki tane patates biraz da kıymasından koyup onlara da bir yemek çeşidi olmuş oluyor. Yoksa başka türlü olursa bu sefer onlara da ayrı bir yemek hazırlamam gerekecek. Patatesleri de böyle aralarına koydum. Şimdi üzerlerine domates ve biber koyacağım. Üzerlerine de biber bırakıyorum şöyle ikişer tane. 1 su bardağı suyun içine yarım yemek kaşığı salçayı koyup karıştırıyorum. İyice dağıtıyorum içinde. Artık yağ falan koymayacağız. Gördüğünüz gibi bu yemeğimizde neredeyse yarım su bardağı bile sıvı yağ gitmedi arkadaşlar. Şimdi üzerine şöyle dağıtıyorum. Üzerine doğru dökerseniz daha iyi olacaktır. Böyle hafif içi de ıslak kalsın. Çok aşırı su dökmeyin. Hafif böyle kapağını kapatacağız. Buharla pişecek. Şöyle birazcık daha su katınca yeterli. Ocağı alıyorum.
altını yakayım. Kapağımı kapatıyorum. Kaynamaya başlayınca altını en kısa alacağım. Yavaş yavaş ortalama 30 dakika boyunca kısık ateşte pişireceğim. Yine gözünüz üzerinde olsun arkadaşlar. Böyle çok fazlasıyla suyunu çekip bu sefer yanmasın. Yemek tam 25 dakikadır pişiyordu arkadaşlar. Böyle çıt çıt duyuyorsunuz, sesler geliyor. Hemen şöyle bakayım. Gayet güzel pişmiş. Zaten şu kenarlara baktığınızda bunlar piştiyse tamamdır arkadaşlar. Suyunu da çekmiş. Gayet güzel. Öyle çok sulu da değil. Tam bu şekilde yeterli. Çok sulu da olmasını istemiyorum. Artık ocağın altını kapatıyorum. Bir yarım saat kadar bir şekilde dinlendirip servis tabağına alacağım. Çok güzel oldu. Böyle özellikle yağsız yemek yiyenler için müthiş bir karnıyarık oldu. Şöyle göstereyim. Gayet güzel pişti. Suyunu daha fazla isterseniz biraz daha katabilirsiniz. Bir tanesini servis tabağına alayım. Bakar mısınız? Çok güzel. Yağsız bir yemek oldu. Çok hafif dibinde. Şöyle göstereyim. Suyu ve yağı var. Burada bir tane de patates. Biraz da yemeğin yağından şöyle koyayım. Geldi ekmek yeme şimdi arkadaşlar. En ekmek yediren yemeklerden bir tanesi. Patlıcanı zaten kızartmıştık. Güzel pişirdik. Tam 25 dakikada yemeğimiz pişti. Bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor. Yumuşacık. Pamuk gibi pişmiş. Artık videomu burada bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.